Murat Bey, bakıyorum keyfiniz yerinde. Gazetenizi almışsınız, köşenize kurulmuşsunuz. Size bir de kahve yapayım mı ben? Hayatım ne oluyor ya, ne yaptım ki şimdi? Murat, bir de soruyor musun ne oldu diye? Ya bir yerlerin üstüne yayılacağına kalk da bana yardım et. Hizmetçin yok senin burada, hadi şunları makineye yerleştirelim. Üf Tuğçe, bir de bu memlekette neden gazetelerin tirajı düşük diye dert ederler yani. Hanımefendiler rahat bırakmıyor ki, bir gazete keyfi yapalım şurada. Yani Murat, memleketteki okuma problemiyle şu sofra toplama meselesini nasıl birbirine bağladın anlamıyorum seni. Sen boşuna avukat olmamışsın. Avukat olduk olmasına da bir yer tutup bir de mesleğe başlayabilsek iyi olacaktı yani. Murat, sana bir şey soracağım. Bu büro meselesi ne oldu? Hayatım, bakıyorum her yerde ama ateş pahası kiralar ya. 1000 dolar, 2000 dolar olur mu bir yerin kirası? Bir de dolarla yani, acayipler vallahi. Türkiye burası ya, Amerika mı? Hayatım bak, üzülme. Ben biliyorum, biz bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah Fitemi. Efendim buyurun. Suat nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Ya evet Suat ya, bir büro arıyorum. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kiralar ateş pahası. Bakıyorum işte öyle. Kim arıyor hayatım? Suat diye okuldan bir arkadaşım, tanımazsın sen. Neden arıyormuş? Bilmem ki vallahi, okuldayken selam bile vermezdik birbirimize. Anlarız şimdi. Efendim Suat'cığım, dinliyorum. Yeni büro açıyorsun, ortak arıyorsun kendine. Kirayı paylaşırız diyorsun. Vallahi bilmem ki Suat, ne diyeyim. Ben seni biraz düşünüp arayayım mı? Tamam, tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Ne oldu Murat? Ne diyor? Hayatım, Suat bir büro tutuyormuş kendine. Ortak olmamı istedi. Kirayı da paylaşırız diyor. Süper bir şey bu Murat. Pek de süper değil esasında. Yani ben Suat'la ortak olmak falan istemiyorum. Niye? Hayatım, yani Suat böyle kimsenin anlaşamayacağı biri. Çok gıcık birisi. Yani dedim ya, kimse selam bile vermezdi ki buna. Hayatım, bir de bardağı dolu tarafından baksana. Ya az evvel sen demiyor muydun ben tek başıma bir yer tutamam, her yer ateş pahası diye. Hiç değilse git bir gör, bir fikrin olsun. Madem öyle diyorsun, bir bakalım. Öyle karar veririz. Bak, olacak bu iş, ben inanıyorum. İnşallah bir tanem ya. Hadi dur, sana yardım edeyim ben. Hadi bakalım. Her zaman etmem ama. Bak sen. Hadi bakalım Güler'cim, ısırıyoruz. Ben senden daha önce bitiriyorum sandviçimi. Hem kim daha önce bitirirse annem ona dondurma alacakmış, biliyor musun? Evet, aynen öyle. Ben senden daha önce bitiriyorum. Hayır, ben daha önce bitireceğim. Aferin. Hadi kocaman ısır, göreceğim. Hadi bakayım. Ah canım benim. Acele etmesen, sen o sandviçi bitirsen de bitirmesen de Melahat teyze sana alacak dondurmanı. Sen bakma Tuğçe ablana. Bak gördüm, yesem de yemesem de Melahat teyze bana dondurma alacak. Güler'cim, sana bir şey soracağım. Anne babanı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki başka akrabaların var mı? Yok. Sen hep böyle inşaatlerde orada burada mı yatıyorsun? Evet. Senin evin var mı? Evet var. Akşam oraya mı gideceğiz? Sen istersen gideriz. Senin kızın var mı? Ben varım ya. Benim çocuğum var ama o da kendi evine gitti. Ben yalnızım. Ben senin kızın olabilir miyim? Sana anne diyebilir miyim? Evet, istersen diyebilirsin. Peki sen bana kızım diyebilir misin? Diyebilirim. Şimdi istersen Tuğçe ablası önce gidelim, Güler'e biraz kılık kıyafet alalım ha? Tamam. İyisin vallahi, süper olur. Hadi. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Gel. Aferin sana. Çabuk, emniyet kemerini de bağlamayı unutma. Ben de bir Murat'ı arayayım. Bütün gün hiç aramadım. Büro bakacaktı. Bugün bakalım ne yaptı. Ne oldu büro meselesi? Ya bugün bir arkadaşı aradı sabah. Suat mıydı neydi? Dedi işte benim bir bürom var. Gel oraya ortak çalışalım. Kirayı falan beraber öderiz dedi ama. Güzel işte kızım. Bence de çok güzel de Murat biraz soğuk baktı bu işe. Galiba sevmiyormuş bu Suat'ı pek okulda da.
Ama dedim saçmalama, hiç değilse git bir gör, bir fikrin olsun. Çünkü bu devirde hayatta tek başına bira tutamaz. Bir ara bakın. Efendim hayatım. Murat'cığım, ne yaptın hayatım? Uğradın mı Suat'a? Uğradım, şu anda bürodayım. Nasıl peki? Beğendin mi? Yani kabul edecek misin? Vallahi büro çok güzel hayatım. İyi ki seni dinleyip gelmişim. Hadi sen de gel buraya, fikrini söylersin bana. Tamam hayatım, hemen geliyorum. Adresi versen bana. Heh, bak şimdi, Üsküdar Bağlarbaşı'nda Gül Sokak var. Onun hemen başında Necip Bey apartmanı var, ikinci katı. Tamam bir tanem, hadi bay bay. Kahvelerinize hazır Murat. Çok sağ ol Suat'cığım, sana zahmet verdim. Zahmeti canım, aşk olsun. Demin ben mutfaktayken sesin geliyordu, biri mi aradı? Evet, eşim aradı. Onu davet ettim buraya. Bir baksın, fikrini söylesin. Aha, çok iyi ya, gelsin. Hem eşinle tanışmış oluruz. Eminim çok seversin. Merhaba. Merhaba. Ben Suat Bey'in ofisine bakmıştım. Suat ben. Suat, siz misiniz yani? Evet. Ben kusura bakmayın. Suat denince tabii erkek zannetmiştim. Önemi yok. Hep karıştırırlar zaten. Siz de Murat'ın eşi Tuğçe olmalısınız. İçeri buyurun. Murat içeride. Murat, bak kim geldi. Aa, ne haber hayatım? Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasıl hayatım? Ofis süper değil mi? İyi de biraz karanlık burası Murat. Güneş almıyor mu burası? Olur mu hiç öyle şey canım? Güney cephe burası. Her dakika güneş alır. Tavanları da basık biraz. Ne? Tavanları basık? Yok canım, tavanları basık falan değil. Gayet normal, standart yani. Evet hayatım, ne güzel işte. Daha nasıl olacak ki? Bir de eve uzak. Yani eğer sen burada çalışırsan bütün günün yollarda gider senin. Ne uzağa canım. Sizin evden buraya bir otobüsle geliniyor değil mi Murat? Evet doğru hayatım, tek otobüsle geliniyor buraya. Tamam, ben size işin aslını şöyle söyleyeyim Suat Hanım. Ben eşimin yalnız başına ofis tutmasını istiyorum. Sen? Hayatım daha sabah sen demedin mi bana? Git Suat'ın ofisine ortak ol, başlangıçta senin için rahatlık olur, kolaylık olur diye. Dedim. Dedim ama sonradan oturdum ve düşündüm ki sen tek başına ofis açmalısın. Yani sana o yakışır. Hayatım ben anladım galiba derdimizi. Suat'cığım ben birazcık düşüneyim, sonra tekrar seni rahatsız ederim. Tamam canım, mutlaka ara ama. Tamam. Tanıştığıma çok memnun oldum Tuğçe'cim. Ben de çok memnun oldum Suat Hanım, iyi günler. Ya bir tanem, daha nereye kadar kaçacaksın, konuşmayacaksın? Şu büroyu beğenmeyişinin gerçek sebebi ne? Sen bana bu Suat'ın kızı olduğunu neden söylemedin Murat? Yani büroyu beğenmeyişinin sebebi Suat'ın kız oluş, öyle mi? Ya Murat sen ne diyorsun ya? Kızın kıyafetini görmedin galiba. Etek giymeyi unutmuş, etek. Tuğçe Hanım, geçen gün siz etek giydiğinizde ben aynılarını söyleyince ben geri kafalı olmuştum. Şimdi sen değilsin, öyle mi? Murat ne dersen de umurumda bile değil, tamam mı? Ben senin bütün gün o büroda o bayan bacakla bir arada takılmana izin vermem. Ya Tuğçe çok kıskançsın ama ha. Üstelik bu Suat çok gevezi, çok ukala. Ya ben seninle konuşuyorum, o bana cevap veriyor. Tuğçe. Ne? Hem sabah sen de çok gevezi olduğunu söylemiyor muydun oğlum? Ne oldu da fikrin değişti şimdi? Tamam Tuğçe, tamam. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. Büroyu tutmuyorum. Kıskan şey seviyorum. Ya. Çok. Canım benim, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Bak Güler'e bir sürü hediye aldık. İyi etmişsiniz, ver birini bana. Hadi geçin bakalım. Gelin bakalım, hoş geldiniz. Anne, Güler nerede? Güler senin odana yerleşti, haberin olsun. Tamam. Gel bakalım Murat'cığım, otur şöyle yanıma. Otur. Murat'cığım, ne yaptın büro meselesini, tuttun mu? Maalesef tutamadım ablacığım. Niye? Çünkü böyle ufak tefek sorunlar çıktı da. Sorunlar? Niye sorunu bakayım o? Şöyle ablacığım, Tuğçe Hanım Suat'ı kıskandı birazcık. Suat'ı? Yani Suat'ı falan deme. Bunun dediği Suat kız çıktı. Yeter. Yeter Tuğçe evladım. Bırak artık şu huylarını. Tuğçe abla. Tuğçe ablam gelmiş. Merhaba canım. Bak.
Bu Murat abin. Canım. Merhaba. Merhaba. Canım, bak Murat abinle Tuğçe abla sana hediyeler getirmişler. Şimdi biri bize hediye getirince ne yapıyorduk Güler'ciğim? Çok teşekkür ederim. Aferin sana. Hadi aç bakalım şimdi beğenecek misin hediyelerini? Hadi bakalım. Hah. Ay boyundan da büyük ha? Hediye paketi gelmiş. Çıkar bakalım. Aa! Çok güzel. Ay çok güzelmiş. Evet. Tuğçe abla biliyor musun? Melahat anne senin odanı bana verdi. Biliyorum tatlım. Biz artık Melahat anneyle birlikte yaşayacağız. Ama bir tanem biliyorsun annem çalışıyor. Her sabah işe gidiyor. Olsun ben de onunla birlikte giderim. Taksilerin camını silerim. Yok artık benim güzel kızım taksilerin camını silmeyecek. Mendil de satmayacak. Abisi artık Güler'i çocuk esirgeme yurduna vereceğiz. Orada arkadaşlarıyla hem oyunlar oynayacak hem okuluna gidecek değil mi benim güzel kızım? Oh ne güzel. Okula gidelim ama senden ayrılmam. Ben de senden ayrılmak istemiyorum ama elimizden başka bir şey gelmiyor, mecburuz. Ben bir gideyim konuşayım bakalım. Hadi ablası. Gördün mü işimiz ne kadar zor vallahi.